Merhaba arkadaşlar. Sayı problemlerini ÖSYM tadında 6 test ile devam edelim. İlk sorumuzda aşağıda numaralandırılmış 15 basamaklı merdiven gösterilmiş. Bilge 1'den 5'e kadar olan basamakların birinde, Tolga 7'den 11'e kadar olan basamakların birinde durmakta. Önce Bilge birinci ok yönünde 6 basamak ilerlediğinde Tolga'nın bulunduğu basamağa geliyor demiş. Şimdi mesela e, Bilge xinci basamakta olmuş olsa, Tolga y. basamakta olmuş olsa, 6 basamak ilerlediğinde sonuçta hep artın, artan oranla gitmiş. Hepsi 1'den 11'e kadar birer birer artmış. 6 basamak ilerlediğinde Tolga bir yönde 6 basamak ilerlediğinde Tolga'nın bulunduğu basamağa geliyormuş. Dolayısıyla x'e 6 eklediğimiz zaman y'ye eşit işte olacaksa şu şekilde bir denklem kurabiliriz. Sonra Tolga ikinci ok yönünde 7 basamak ilerlediğinde demiş. Şu anda mesela ikisinin de hangi basamakta olduğunu bilmiyoruz. İkisi de bu tarafta bir yerde. Sonuçta bu 6 basamak ilerlediğinde şu an Tolga'nın olduğu basamak bu. Tolga ve Bilge aynı basamakta şu an. ikisi de burada olmuş olsa bu tarafta bir yerdeler. Ee, burada şöyle söyleyelim. İkinci ok yönünde 7 basamak ilerlediğinde her ikisinde son durumdaki basamak numaraların toplamı 13 numara oluyor demiş. Şimdi bu olduğu basamaktan 7 adım geri gelecek. Yani normalde x artı 6. basamaktaydılar zaten bunlar. x artı 6. basamaktan 7 basamak geriye doğru yani küçüleceği için çıkartıyoruz. O zaman x artı 6 eksi 7 yani x eksi 1. basamağa gelmiş oldu Tolga. Şu an bilgi hala x artı 6. basamakta. İkisinin basamak değerleri numaralarının toplamının 13 olduğunu söylemiş. x eksi 1 ile x artı 6'yı topladık 13 olacak. Buradan 2x artı 5 diğer tarafa gönderdik. Buradan 8 geldi. x değerimiz de buradan 4 oldu. Bilge başlangıçtaki durumdayken 6 numaralı basamağa gelmesi için kaç basamak çıkmalıdır? Bilgeninkini baştan x almıştık yani 4 numaralı basamaktaymış. 6 numaralı basamağa çıkması için 2 basamak çıkmalıdır deriz. Sorumuzda bir üzüm bağında A, B ve C şeklinde 3 gruptaki toplam 8 kişi üzüm kesiyor. Gün sonunda A grubunun diğerlerinin toplamı kadar demiş. O zaman ne diyebiliriz? A grubun diğerlerinin toplamı kadarsa A eşittir B artı C yazabilirim. B grubunun diğerlerinin toplamının çeyreği kadar. Yani B eşittir A ile C'nin toplamının çeyreği kadar dedik. 4'e böldük. Buna göre bu iki ifadeyi düzenleyelim. Burası 4B eşittir A artı C gelecek. Buraya yazdığımız zaman burada yine aynı şekilde A ve C'yi ya da B ve C'yi yazacak şekilde şöyle diyelim. 4B eksi C eşittir A geldi. Buna göre hiç burada yok etme metodu yapabiliriz. Topladığımız zaman taraf tarafa C'ler zaten gidecek. 2 tane A değerimiz de buradan 5B eşit geldi. 2A5 B ise o zaman A'yı 5'in bir katı B'yi de 2'nin bir katı şeklinde yazabiliriz. O zaman şöyle diyelim A ifademiz 5K B ifademiz de 2K geldi. Buna göre devam ediyorum. C grubunda olan iki kişi eşit miktarda üzüm toplamış ise bu kişilerden biri toplanan tüm üzümlerin kaçta kaçını toplamıştır. Şimdi şöyle diyelim C'yi de biz K cinsinden yazmamız lazım. Öncelikle b 2K demiştik. Burası 8K geldi. Aynı şekilde A'ya 5K demiştik. O zaman C'ye de 3K değeri gelecektir. C'ye de 3K ya yazabiliriz artık. Şimdi burada iki kişi eşit miktarda üzüm toplamış ve bu kişilerden biri dediğine göre o zaman bu kişilerden biri buradaki 3K'nın yarısını almış olacaktır ve bu birinin aldığı aldığı Tüm üzümlerin kaçta kaçı dediğine göre 3K bölü 2. Üzümlerin tamamının toplamına bölüyorum. Burası da 10K yapıyor. 10K böleceğim. Buradaki oranı istemiş bizden. O zaman şöyle diyorum. 3K bölü 2 çarpı burası 10 bölü 1 olduğuna göre ters çevirip çarptığımız zaman 3K bölü 20K değeri geldi. Buradan da cevabımız 3 bölü 20 oldu. Üçüncü soruda dolu olan A bidonundaki sütün tamamı 1 litrelik ve yarım litrelik kaplara dolduruluyor demiş. Biz bunları şöyle diyelim. Z ve T diyelim. Eğer ilk z miktarı z kadar z tane diyebiliriz hatta. Eğer ilk durumda kullanılan 1 litrelik kapların sayısı x adet fazla olursa. Şimdi öncelikle ilk durumu yazalım. A ifadesi için a eşittir z tane 1 litrelik var artı t tane de 0,5 litrelik yani 1/2 bölü 2 litrelik kaplarımız var. Eğer ilk durumda kullanılan 1 litrelik kapların sayısı x adet fazla olursa demiş. Şimdi yine a'yı yazıyoruz. Bu sefer 1 litrelik kabı x tane arttırıyorum. Yani z artı x tane artık 1 litrelik var ise aynı bidonun boşaltılması için y tane yarım litrelik kap yetiyor. O zaman buradaki artık yarım litrelik kaplarımızın y olduğunu söylemiş. Y çarpı 1 bölü 2. İkisi de a kabını a bidonu verecek bize. O zaman ikisini birbirine eşitleyebiliriz bu durumda. Şöyle yazalım. Z artı t bölü 2 eşittir. Buradakini yazıyorum. Z artı t pardon z artı x artı Y bölü 2. Buradan Z'lerimiz gitti. Bize e, yarım litrelik ilk durumda kullanılan yarım litrelik sayısını sorduğuna göre bizden T'yi istiyor. T'nin X ve Y cinsinden değeri. Buradaki e, ifadeyi düzenleyelim. T bölü 2 eşittir. Buradaki 2'yi çarptığımız zaman 2X artı Y bölü 2. İkilerimiz giderse de T değerimiz buradan 2X artı Y gelecektir. Dördüncü soruda perakendeci fiyatı A TL olan üründen B adet alıp rafımda satmak istiyorum. Siparişinizi hazırlatıyorum. Peki ay sonunda satamadığım ürünleri iade edebilir miyim diye sorduğunda e, toptancı tabii ki ancak iade edilen her ürünü size sattığımız birim fiyat üzerinden C TL düşerek geri alıyoruz demiş. Buna göre sipariş burada verilmiş. Perakendeci ay sonunda C adet ürünü iade ettiğine göre sattığı toplam ürün için toptancı ödeyeceği tutar kaç TL'dir? Şimdi ilk başta B tane ürün almış A TL'den yani A çarpı B kadarlık bir ödeme yapıyor. Ama bunun içerisinden C adet ürünü iade ediyor. Ne kadarlık şimdi C adet ürünü iade edecek ve ürün iade ettiğinde normalde A TL aldıklarını C TL düşerek. Yani şöyle söyleyelim normalde ödediği miktar bu kadar. Ödediği miktardan iade ettiklerini tabii çıkartmamız lazım. A TL'den C TL düştüğüne göre o zaman iade ettikleri için A eksi C Hatta C tane ürünü iade ettiği için çarpı C kadar ürünü bu kadarlık bir TL'yi iade ediyor. Yani ona geri veriliyor. Normalde A çarpı B kadarlık toptancıya para veriyor. Toptancı da onu iade ettiği için bu kadar parayı geri verecek. Sonuç olarak perakendecinin harcadığı para bu kadar gelmiş olacak. A çarpı B burayı düzenlersek eksi A C artı C kare şeklinde gelmiş oluyor. Bunu şıklara baktığımız zaman e, bu şekilde verilmemiş. Şöyle düzenleyelim burayı tekrar A parantezine alalım. Burası B-C olacak artı C kare. Dolayısıyla bu da C şıkkında verilmiş. Beşinci soru. Türk Hava Yolları ofisinde 150 TL'lik İstanbul-Malatya bileti almak için bulunan Nedim'e ofis yetkilisi biletiniz hazır 60 TL ödemeniz yeterli dediğinde nedenini soran Nedim. Önceki uçuşlarından x mil puanınız var. O yüzden puanlarınızın tamamını indirim olarak yansıttım demiş. Şimdi 90 TL bir indirim olmuş. O zaman buradaki x mil... 90 TL'ye denk gelmiş. Eğer x artı 700 mil puanınız olmuş olsaydı bunun tamamını kullanmak isteseydiniz 50 TL ödeyecektiniz demiş. Şimdi x mil artı 700. Şöyle söyleyeyim x mil artı 700. Bu sefer de e, sonuçta 50 TL ödüyorsa o zaman 10 liralık daha indirim olacaktı. Yani x artı 700 mil de 100 TL'ye denk gelmiş. O zaman bu şekilde yapabiliriz. Mesela x mili 90 TL'ye denk geldiyse buradaki 90 TL'ye denk geliyorsa o zaman 700 mil de 10 TL'ye denk geldi demektir. Yani şöyle diyelim 700 mil 10 TL'ye denk geldi. Peki 90 TL'ye denk gelen mil ne kadardı? X mildi. Buna baktığımız zaman bu bunun 90 katı, bunun 90 katından 6300 mil 90 TL'ye denk gelmiş oldu. 6. sorumuzda bir benzin istasyonunda hileli olan sayaçta onluk sayma sistemine göre birler ve onlar basamağı doğru çalışırken demiş. Sıfırdan başlayıp her dokuza geldiğinde birler basamağını bir arttıran C göstergesinde sayılar şeklinde atlamaktadır demiş. Ama burada şöyle bir hata var. Birler ve onlar değil. yüzler ve onlar doğru çalışıyor. Onlarda sıkıntı yok. Birler basamağında sıkıntı var. Ve bir birler basamağında da C göstergesinde 2'den 4'e 7'den 9'a gidiyor. Yani normalde mesela C göstergesinde birler basamağı 0'dan 9'a kadar olan sayılar olacakken Burada 10 tane sayı 10 tane sayı şekli dönecek halde 3 ve 8 olmadığı için buradaki iki sayı eksik çıkıyor yani Aslında normalde 10 litre olması gerekirken 8 litre olacaktır yani 10 litreden 8 litre çıkarttığımızda 2 litre eksik sayıyor şimdi burada 2 litre eksik vermiş yani kaçta kaçına bakacak olsak 10 litrede 2 litresi eksik çıktığına göre 5'te birini eksik sayıyor her seferinde o zaman 45 litrelik depo için şöyle söyleyebiliriz. 45 litrelik depoda 5'te bir eksikse o zaman 45 litrelik deponun 5'te 4'ünü doldurarak alması gereken parayı alıyor. Buna göre burada hesapladığımız zaman da burada 36 litrelik doldurmuş oluyor. Yani 45 litre de 36 dolduruyorsa o zaman nedir? 9 litre eksik dolduru diyebiliriz. Buna göre şimdi buradan miktar hesaplayacak olursak 36 litrelik için x kadar TL alıyor. Bu eşittir diyorum. 45 litrelik için 4.2 TL para almış. Şimdi buradaki x ifademiz bize 36 litre için alacağı parayı söylüyor. Yani yeni TL'mizi söylüyor. Bize maliyetin kendisi için olan bize buradaki x'i verecektir. x'i burada tek başına bırakacak olursak hatta şöyle sadeleştirelim. 9'a bölelim 5. 9'a böldüm 4. 5 çarpı 4,2 21. Buradan da 4 gelecektir. 21 bölü 4 ifadesi de 5 25 olacaktır. 7. soruda sıcaklık birimleri Fahrenheit ve Celsius değerleri arasında bir bağıntı verilmiş. Bir tekstil firması ürettiği bir ürünün kullanma talimatında Amerika için Fahrenheit, Türkiye için Celsius sıcaklıkları birimlerini kullanmakta. Yukarı tekstil firmasının ürettiği ürünü Türkiye için olan kullanma talimatı. Şimdi Türkiye için olduğuna göre o zaman burada Celsius kullanılmış. Celsius'a göre 30'a 40 arasında. E yıkama sıcaklıkları, sıcaklıkları ile ilgili tavsiye verilmiş. Buna göre aynı ürün Amerika için hazırlanan kullanma talimatında sıcaklık e, değerleri nasıl olması gerekiyor aralığın? Şimdi bunlar Celsius olarak. O zaman buradaki bağıntımızı kullanarak Celsius değerlerine bir 30'u bir de 40'ı yazarak Fahrenheit'ta hangi aralığa denk geldiğini bulabiliriz. Mesela 30 yazdığımız zaman Celsius'te burada 30 yazdığımız zaman e, buradaki 5 ile 30 değerlerini sadeleştirirsek 6 gelecek. Fahrenheit eksi 32 9 çarpı 6'dan 54 geldi. Buradan Fahrenheit değerimiz 86 gelmiş oldu. Aynı şekilde bir de 40 yazarak yapalım. Şöyle tekrar yazalım bu denklemi. Eksi 32 eşittir 9 çarpı bu sefer de dediğim gibi 40 yazdığımız zaman sadeleştirdik. Burası 8 geldi. Fahrenheit eksi 32 9 çarpı 8'den 72 oldu. Fahrenheit'i tek başına bırakırsak buradan da 104 geldi. O zaman Fahrenheit'e göre yani Amerika için 86 ile 104 e, sıcaklıkları arasında olması gerekiyormuş.